Kaç param var ortak? Hayırdır? Paraya mı sıkıştın? Yoksa yemeğinin parasını ödetme derdine mi düştün? Merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. Zamanında o kadar paltosuz gezdik ki vücut eğik kaldı, içimizdik. Sen hele bir söyle kaç param var diye. Ama şahsi hesabına. Benim hayatımda hiç şahsi bir hesabım olmadı. Olur mu öyle şey? Para varsa vardır, yoksa yoktur. Bunun hesabını mı gideceğiz? Şimdi diyorsun ki yani, beş param yok. Sen şimdi niye taktın para mevzusuna? Şundan taktım. Hani insanın bir hedefi olur. Şu kadar param olunca bırakıp filanca yere gideceğim diye. Tek başıma iş yapacağım diye. Ya da ne bileyim, bu işleri bırakacağım diye. Sen jübileni kaç para yapacaksın? Ben jübile parasını 4 yıl önce tamamladım. Üstüne 4 kat koydum. O zaman ne işin var piyasada? Çek it. Gençlerin önü açılsın. Bir hafta tatile gittim. 2 sene önce. Bir bakayım dedim. Entellerin dediği gibi bir sahil kasabasında her şeyden uzakta yaşayabilecek miyim diye. Arkadaş, 3. gün önüme tabağı sert koyan garsonu az daha vuracaktım. Affedersiniz efendim. İstanbul'a dua et gülüm. Peki para ne olacak? O kadar biriktirmişsin. Çoluk çocuk da yok. Memati, ben kimseye boşuna bir şey yedirmem. Söyle bakayım, ben bu parayı ne yapacağım? Ama bana vakıf kur, çocuk okut, hayır işine gir, okul yaptır, hacca git demeyeceksin. Bir yemeğe senin hayatını kurtarmam. Kusura bakma gülüm. Çok mu rahatsız ediyor? Ya gitsin o zaman. Tekrar kazanmak için bir sebebin olur. Oyalanır durursun.